soru daha var. Yine Ankara ile alakalı. Hala ulusal manada konulara giriş yapamadık ama Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi de Akyurt'ta kurulmuş bildiğim kadarıyla. Evet. Bunların bu tür fuar faaliyetlerinin ekonomik açıdan özellikle oluşturduğu, kattığı değeri sizden dinlemek istiyorum. Çünkü malum programımızın ismi de Yükselen Değer Türkiye ve bu faaliyetlerin ekonomik manada neler kattığını, nasıl bir değer oluşturduğunu da ilgileniyoruz, alakadar eden bir husus. O yüzden buna da bir değinirsek çok memnun olurum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kentlerin gelişebilmesi, ülkelerin gelişebilmesi için fuar alanları çok önemli. Bütün ülkeler ürettiklerini o fuarlarda takdim ediyorlar ve satıyorlar, pazarlıyorlar. Ankara bu konuda çok zayıf. Bunu kabul etmek lazım. Fakat bu konuda yer bulmak, özellikle sivil toplum örgütlerinin, başta ATO, ASO ve yerel yönetimlerin, Büyükşehir Belediyesi olsun, özel idare olsun, bunların bir araya gelmesi bugüne kadar mümkün olmadı. Fakat sonunda biz bir araya geldik. 8 devlet kuruluşu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, evet, yani özel idare, ATO, ASO, TOP, Ticaret Borsası, Akyurt Belediyesi, hı hı, ve Esnaf Odalar Birliği. 8 kuruluş bir araya geldik ve fuar alanıyla ilgili olarak Sayın Başbakanımız da talimat verdi. Havaalanına yakın olan bir yerde 800 bin metrekarelik hazine arazisini belediyeye aldık. Hı hı. Ayrıca yanında Akyurt Belediyesi'nde bir 300 bin metrekare yeri vardı. 1 milyon 100 bin metrekarelik bir alan elimizde hazır. Toplam 3 milyon metrekarelik bir alan, vatandaş arazisi de var. Bu alanı hem fuar alanı hem de film platosu olarak inşallah bu sene değilse gelecek senenin ortalarında hizmete sokmuş olacağız inşallah. Yine seçim öncesinde bitireceğim. Tabii seçim öncesi diyorsunuz. Bitireceğiz. Fuar alanına çok önem veriyoruz. Hı hı. 50 bin metrekare kapalı, 100 bin metrekare açık alanda olacak. Film platoları da bayağı büyük olacak. Hı hı. Dolayısıyla o ikisi Ankara ekonomisine ciddi katkıda bulunacak. Film platosunun bir özelliği, orada isteyene bedava film çekme hakkı da vereceğiz. Bir şartla. En az yaptıkları filmde tema olarak saat başında 5 dakika Ankara'yı işleyecekler. Yani Ankara'nın bir parkında, aynen, Ankara'nın bir caddesinde, Ankara'nın bir kafesinde. Sanatsal manada da desteğini sürüyor aslında. Tabii. Sürmez mi? Ve bu manada Ankara'ya büyük katkısı olacağına inanıyorum. Aynı zamanda Hollywood'dan bazı film şirketleriyle temasımız var. Onlarla işbirliğiyle özellikle Ankara'daki film platosu sayesinde uluslararası filmleri çektirip Ankara'yı dünyaya da tanıtabilmek mümkün olacak.